Konvülsiyon nedir? Febril konvülsiyon tedavisi nasıl yapılır? Kaynak Memorial Sağlık Grubu Sağlık Kütüphanesi. Özellikle bebekleri ve çocukları olumsuz etkileyen rahatsızlıklardan biri de kontrol edilemeyen uzuv hareketlerine neden olan istemsiz kas kasılmaları olarak adlandırılan konvülsiyonlardır. Epileptik nöbetlerde yaygın görülen konvülsiyonlar, enfeksiyonlar ateş ve beyin travması oluşumundan kaynaklanabilir. Ateşle havale olanlara febril konvülsiyon adı verilen konvülsiyonların doktor kontrolünde tedavi edilmesi gerekir. Konvülsiyon ne demektir? Konvülsiyon, istemsiz kasılmalara neden olan anormal beyin hareketleri ve geçici nörolojik bozukluk anlamına gelir. Halk arasında havale ve nöbet olarak da bilinir. Konvülsiyon nedir? Halk arasında havale ve nöbet olarak bilinen konvülsiyon, enfeksiyon, yüksek ateş ve beyin travması gibi sebeplerin beyinde bulunan sinir hücrelerinde yarattığı anormal aktiviteler sonucu ortaya çıkan sallanma ve uzuv hareketleriyle karakterize istemsiz kasılmalardır. Bu kasılmalar daha sonra gevşer, dolayısıyla geçici bir nörolojik işlev bozukluğudur. Vücutta kontrolsüz bir şekilde meydana gelen bu kasılmalar birkaç saniye sürebildiği gibi birkaç dakikayı da bulabilir. Diğer yandan vücudun belirli bir bölümünde meydana gelebilen konvülsiyon tüm vücudu da etkileme özelliğine sahiptir. Erken tanı ve tedavi ile birlikte daha ciddi sonuçların oluşması engellenebilir. Febril konvülsiyon nedir? Halk arasında ateşli havale olarak da bilinen febril konvülsiyon, 6 ay ile 6 yaş arasındaki çocuklarda yaygın olarak görülen ve 38 derecenin üstündeki yüksek ateşle meydana gelen nöbet şeklinde tanımlanır. Genellikle enfeksiyon kaynaklı meydana gelen ve epilepsi ile karıştırılan febril konvülsiyon epilepsi değildir ve kalıcı beyin hasarına neden olmaz. Bilinç kaybı ve titreme gibi belirtilerin oluşmasına neden olan febril konvülsiyon yaygın olarak çocuklarda görülür ve reçeteli ilaçlar aracılığıyla tedavi edilmesi mümkündür. Konvülsiyon neden olur? Geçici nörolojik bozukluk olarak bilinen konvülsiyona neden olan bazı hastalıklar ve durumlar mevcuttur. Kişinin beynindeki bu anormal hareketlenmelere bazen bir hastalık, ilaç reaksiyonu veya tıbbi durumlar sebebiyet verebilir. Konvülsiyona neden olan durumlar maddeler halinde şöyledir. Epileptik nöbetler. Epileptik nöbetler bir kişinin nöbet geçirmesine ve kasılmalar yaşamasına neden olan durumlardan biridir. En sık görülen çeşidi tonik-klonik nöbetler olarak bilinir. Ateşli nöbetler. Ateşli nöbetler özellikle çocuklarda 5 dakikaya kadar devam eden kasılmalar yaşatabilir. Bu durumun kalıcı bir olumsuz etkisi yoktur ve genellikle tedavi gerektirmez. Epileptik olmayan nöbetler. Epileptik olmayan nöbetler zihinsel veya duygusal stres sebebiyle ortaya çıkar. Bu sebeple doktorlar bazen bu durumlara psikojenik epileptik olmayan nöbetler ismini verir. Paroksismal kinesijenik diskinezi. PKD olarak kısaltılan paroksismal kinetijenik diskinezi nadir olarak konvülsiyonlara neden olur ve özellikle kişinin irkildiği veya ayağa kalktığı anlarda meydana gelir. İlaç reaksiyonları. Antidepresanlar, antihistaminikler ve uyarıcı ilaçlar bazı kişilerde konvülsiyon ve epileptik nöbetler yaşatabilir. Ancak bu durum nadiren meydana gelir. Bunlarla birlikte konvülsiyonlara neden olabilecek diğer durumlar şöyledir. Beyin tümörü, kardiyak aritmi, hipoglisemi, kan basıncında ani düşüş, tetanoz, felç, beyin veya omurilik sıvısı enfeksiyonları. Konvülsiyon belirtileri nelerdir? En yaygın olarak görülen belirtileri bilinç eksikliği ve bilinç kaybı olan konvülsiyonun kişinin vücudunda meydana getirdiği bazı semptomlar söz konusudur. Konvülsiyon belirtileri aşağıdaki gibidir. Bilinç kaybı, baş dönmesi, kırmızı veya mavimsi yüz rengi, nefes alma problemleri, kol, bacak veya vücudun sertleşmesi, düzgün cevap verememe, hareket kısıtlılığı. Kişide meydana gelebilen olası belirtiler bazen birkaç saniye sürebildiği gibi bazı durumlarda da birkaç dakika sürebilir. Özellikle çocukların ateşli havale geçirdiği zaman diliminde huysuz oldukları görülür. Konvülsiyon nasıl teşhis edilir? Doktora başvuran kişinin tıbbi hastalık geçmişi ve yaşadığı belirtiler doktorda konvülsiyon şüphesi oluşturabilir. Ayrıca uygulanan testler ve yöntemler konvülsiyon teşhisinde yol gösterici olur. Özellikle enfeksiyon veya vücuttaki toksik maddelerin varlığının tespiti için kan ve idrar testleri, beyindeki elektriksel aksiyonu tespit etmek için EEG, MR ve CT gibi görüntüleme testleri yapılabilir. Konvülsiyon nasıl tedavi edilir?
konvülsiyon ve özellikle ateşli havale olarak bilinen febril konvülsiyon vakalarında amaç öncelikle yüksek ateşi ortadan kaldırmak olmalıdır. Tedavi seçeneklerinin kişiye ve altında yatan nedene bağlı olarak değişebileceği konvülsiyon durumlarında nöbetler ve kasılmalar sıklaştığı zaman doktor tarafından nöbetleri ve kasılmaları önleyici ilaçlar önerilir.